Kibariye galiba İlginç değil mi? Songül hatırlar mısın bilmiyorum. Kibariye ilk eşinden aldatma sebebiyle boşandı ama o zaman ondan çocuğu yoktu. Evet. Ve hemen duyar duymaz mahkemeye gitti ve ayrılığı gerçekleştirdi. E, ama o da benim Şimdi, gibi çok maddi e, şeyler vardı ama kaybetti. Bitme bitme noktasında bir aldatma olayı vardı diye hatırlıyorum evet, evet, ben. Evet evet Başka bir yanım çıktı ha, evet, beyefendi. Yani vardı. Yani normal Yakalandı. koşullarda Hı -hı. Kibariye aldatılma olayına Susacak bir kadın değil. Hı hı. Ee, buradaki evliliğine baktığımızda sen Ali Bey'i tanıyor muydun? Kibariye olmasa ben tanıyor muydum? Tanıyordum. O ismi biliyor hı. muyduk? Kamuoyu biliyor muyduk? Bilmiyordu. Biz evlenmesi sebebiyle, kibariye sebebiyle hı hı. tanıdık. Ee, ne oldu o zaman? Ya ben kibariye gibi bir adam, hanımla Karnım. evlendim. Ee, ben neymişim bir be abi oluyor. Birden şekil Şöhretle evlenenler. zaten. Evet, Şöhretle yüz... evlenenler evet. Şö... ve isimsiz olanlar. Yaşayan biri olarak çok iyi anlıyorum. Ne demek istediğimi çok anlıyorsun. Çok Ha, yani o bu kadınla evlendim. mi? bu, bu kadın beni tercih ben. ettiyse Tabii, ben çok... Ben ne? neyim? İşte böyle ben o zaman herkes hak ediyorum. Aynen. Ne oluyor? Bir ego kabarmasıyla Aynen. beraber kendinizi bulunmaz Hint kumaşı zannetmeye başlıyorsunuz. Evet. Kibariye normal koşullarda çocuğu olmasaydı İlk eşine ne yaptıysa bu eşine de onu yapardı. Ve aynen hemen mahkemeye de giderdi. Kibariye'ye bu noktada kızmayalım. Kibariye şu anda tutan çocuğu. Ben onun farkındayım. Ve e, kendi ismi, e, arada yaş farkı bunların hepsini konuşacağız. Hı hı. Ve Kibariye aslında bir aşk evliliği yaptı. Çünkü normal koşullarda e, ciddi anlamda bir yaş farkı var. Çok... Ben uzman olarak pek tasvip etmediğim, gelecek bulmadığım... Ben şu an 50 yaşındayım. 70 yaşındaki bir insanla evliliğimin yürümeyeceğini 20 bilirim yaş mesela. Fark var. E bilirim yani ben kadın olarak bilebilirim. Ama 20 yaş öncesindeki kibariyede. ama biz hep bunlarda ileriyi düşünerek zaten konuşuruz. Yani deriz ki şimdiniz hiç önemli değil. Şu anda sen 30 yaşındasın. 10 yıl sonra 40 olacaksın. O 60 olacak. 40 40 yaşındaki insanla 60 yaşındaki insanın aktivitesi zaten bir olmuyor. İstediğin Hı -hı. kadar estetik yaptır, istediğin kadar botoks yaptır Hı -hı. veya erkeksen spor yap. Aktiviten biri olmuyor. Biri evde oturup ayaklarını uzatmak isteyecek, öbürü hadi, hadi hadi gezelim diyecek. O yüzden bazı tutmazlar var. Ben onu da bir kenara koydum. Öyle ya da böyle kibariyenin gayretleriyle, kibariyenin evine sahip çıkmasıyla bir şey, bir noktalara geldi. Hı hı. Ama ben burada insanlar kaçırıyor cümle arasında. İşte diyor ki evladım var. Ee, ben yuvamı yıkmam. Yuvaya öyle bir sahiplenmiş ki kibariye hı hı. bunu görmem lazım filan. Yani medyaya hı hı. E, bu işi yokuşa koyuyor bir yerde. Ben şahıs olarak Kibariye'nin bunu bildiğini, hatta medyadan çok önce bildiğini, duyduğunu ama onu tutan bazı gerçekler sebebiyle mahkemeye gitmediğini düşünüyorum. Yoksa Kibariye böyle bir durumda asla ne sineye çeker, ne kabullenir. Ee, kibariyesin çünkü sen, yanındaki kim derler adama. Hı hı. Ee, elini sallasa ellisi ama çocuk var ortada. Çocukla ilgili belki özel farklı düşünceleri var. Ama böyle çok özel var. bir şeyde e, yaşanmışlık gibi bir resim yok bence. Hani bir e, çok yakınlaşma, hani yan yana olmaları, konuşmaları. Ee, ne olacak? Son gün güzel olacak? Bu da sen için. Ya ben o kadar çok hikaye dinledim. Ben kocamı o kalmıyorum. şekilde görsem boşarım. Daha. Bunun o ötesi kadar. yok. O yani kadar çok hikaye Bizde şey, yakın, sonuna yakın. kadar inkar. Vallahi sonuna kadar inkar dediği yere gitti yere. Bak, i̇nanılır gibi değil yani. Sen son gün karlısın. Sen i̇şte son benim karlısın. Mı? O da kibariye. Evet. Anlatabildim mi? Onlar kimdi? Bazı avantajlarımız hiçbir var. Hiçbir şey. Şimdi hiçbir şey. Çok ilginç. Onu söylüyorum. Şey. Yani onlara o değeri toplum tarafından o saygıyı sizler verdiniz. O kibariye veriyor. Sizlerin sayesinde oluyor. Evet. Sizlerden nemalanıyorlar. Evet. Normal koşullarda çıkamayacağı basamaklara koşarak sizin sırtınızda çıkıyorlar. Siz evet. bunun farkında değilsiniz. Çünkü evet. siz sadece aşık oluyorsunuz. Seni gözünü oyacağım zaten bu aşk Yok ya. Öyle <laughs> aşık mi? oluyorsunuz. Ya. Ee, ben ilk defa yeniden <laughs> aşık oldum. <laughs> ee, sadece kibariye değil. Ben buradan bütün aldatılma vakası yaşayan hanımlara seslenmek istiyorum. Bakın e, şu da yanlış. Her aldatılmada hemen mahkemeye koşmayı da ben tasvip etmiyorum. Çünkü aldatılma da kendi içinde ayrılıyor. ...aldatılma da demeyelim de... ...sadakatsizlik kendi içinde ayrılıyor... ...yani onur, gurur... ...kadınlık hisleri... ...bunların hepsini anlarım ben... ...ama ortada bazı gerçekleriniz varsa... ...kendinize dair bildiğiniz... ...karı koca arasında... ...bunları ancak uzman eşliğinde zaten görüyorsunuz... ...keşfediyorsunuz... ...belki kendi vitrininize de bir bakmanız lazım... ...mağazanıza bir bakmanız lazım... ...benim mağazamda vitrinde ne mal var ona da bir bakmak lazım... ...televizyondan ancak bu kadar konuşuluyor... ...o yüzden... Evliliğinizi iyi bir değerlendirin ve her zaman söylüyorum 48 saat geçmeden ne evi terk edin ne mahkemeye koşun ne o kadının peşinden koşun ne avukat arayışına girin. Önce bir 48 saat kendi başınıza kalın ben bu evliliği bu adamı istiyor muyum deyin ondan sonra muhakkak bir destek alın mahkeme hiçbir yere kaçmıyor gerekirse boşanırsınız ama aldatılmalarda kişinin mesela kibari olması benim için önemli Songül Karlı olması önemli. Ayşe için önemi nedir? Fatma için nedir önemi? Buna bakmak gerekir.